Hakan. Yani yine nereye kaçtın Heja? Aşkım. Allah kız sen... Hazdi baba ete! Ne dedin sen bana küfür etmedin değil mi? Vallahi edecektim de babana kıyamadım Kaan. Ya sen ne kadar odun bir adamsın. Burada iki saattir seninle cilveleşiyorum. Vallahi ruhum duymadı ha. Ya kızım sen de oramı buramı kurcalama. Adam gibi cilveleş. Yani karı gibi, kadın gibi. Ben burada ten teması kurmaya çalışıyorum herhalde. Sen kurcalamak diyorsun. Ney? Ten teması mı? Kız o ne lan? He? Hep dizilerden öğreniyorum böyle şeyleri değil mi? He. Aman keşke sen de şu dizileri izlesen de azıcık öğrensen. Aman böyle oradaki adamlar gibi gözlerini demlerek baksan. Sonra şöyle saçını geriye doğru taratsan ama ellerinle. Sonra ben seninle göz göze gelmemeye çalışsam, böyle kafamı çevirsem öte yana. Sana yüz vermesem. Sonra sen beni çenemden tutup kendine doğru çeksen, çeksen, çeksen. Sonra ben ayo, ayo deyip sana yüz vermesem. Sonra sen ısrarlı olsan, inat etsen, daha çok yaklaşsan. Ben kendimi naza çeksem, sen yaklaşsan, ben naza çeksem. Ya Nazgül'üm, benim hırçı karım. İki tane çocuğumuz var, aha bir de yolda. Ama sen nazlanacaksın, ama sen utanacaksın yani, öyle mi? Ya ne var sanki Kaan, şöyle ilişkimize azıcık heyecan katsak, ha? Yok. Hayret bir şey ya. Vallahi sende tutku eksikliği var. Ben şu an buna karar verdim. Evet öyle. Tutku eksikliği var. Ya sen bana en son ne zaman tutkuyla baktın? Ha? Yaklaşık 3-4 ay evvel. Ya Kaan, çocuğun tutkuyla ne alakası var? Ne alakası var çocuğun tutkuyla? Tutkuyla ne alakası var çocuğun? Sen ancak tek bir şeye tutkuyla bakabilirsin. O da içli köfte. Ha bir de arabalar, pardon, hakkını yemeyeyim ay canım koca. Ya Nazgül'üm. Güzelim, yavrucuğum, gece gece sana benden mi göründüler? He, ne oldu? Kız, bak burada Allah'ın dağının başındayız. Gurbetteyiz, üstüne üstlük kaçağız. Ama hayatımızdaki tek eksik şey tutku. Tutku yani, öyle mi? Uy baba çıkasın. Sanki ne istedim senden? Çok şey istedim. Allah'ım yarabbim, hep bir kalbimi kır. Tamam kız. Bundan sonra sana hep tutkuyla bakacağım. Bak şimdi gösteriyorum. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Tutku geliyor. Bak, gözlerim de deliriyor. Nasıl? Aman, sen git kendinle dalga geç. Kız ne tutkusu Allah Allah Kıcık, ya. Allah canına. Ne? Hı? Ne oldu? İyi misin Nazgül'üm? Ha? Sancı mı oldu? Suyun mu geldi? Tekme mi attı? Kız doğuruyor musun? Ha, doğurdum. Al burada, al sev. Allah Allah. Ya kan iyice ebe kesildim başıma. Midem bulandı ha. Tamam yavrucuğum, tamam. Gel, uzat bakayım bacaklarını. İstemiyorum ya. Tamam. Tamam. Kafayı yasla. Bu tarafa koy. Yok yok, böyle koy. Tamam Kaan. Tamam, beni darlama Havi. Aman. Ama yok ya. Hata bende canım. Vallahi hata bende. Yani gebe kadını böyle dağ tepe yürüttürürsen olacağı buydu. Ama ben sana dedim Nazgül'üm. Buralara gelmeyelim dedim. Güzel güzel konağımızda oturalım dedim. Sen dinlemedin. Yok orada yeşil ağaç, dağ bir şey. Ya Kaan, bana o konakta dört duvar üstüme geliyordu. Sıkıldım, darlandım da. Kız, Allah seni kahretmedi, şuraya yapıyor. Kızım, karantinadan evvel dört duvar mı vardı? Yani yok muydu? Adana'nın yarısı bizim be. Ya Kaan, mahpusluk psikolojisi farklı bir şey. Vallahi bile kendimi mahpus gibi izledim. Kendi elime bağlamayı alacaktım, Türkiye yakacaktım neredeyse. Son anda bizi buraya getirdiler. Güzel, biliyorum ben öyle psikoloji anlayamıyorum. O yüzden hadi gel gidip yatalım. Sen de bugün çok yoruldun zaten. Ha, haydi. Ayo, ben Belo'yu bekliyorum. Onunla bu konu üzerine konuşmamız lazım. Şu üstünde mevzu var ya. He, anladım. Gıybetin dibine vuracağınız yani. Ha? Tamam. Ama çok geç kalmayın, tamam mı? Seni odamızda tutkuyla bekliyor olacağım. Benim koçum karım. Ay, koçum mu? He.
Ay ne öküz bir insansın kan, yeminle ha. E ne güzel işte. Öküzle koçun mükemmel aşkı. Daha ne olsun güzelim. Hadi çok geç kalma ha. Tamam. Yalnız sen hiç dikkatini çektin bilmiyorum. Kilolu çorap giydim. Allah seni kahretmez. Bütün tutkumu öldürdün ya. Allah Allah. Aynı o dizilerdeki karılara benzemişsin ha. Vallahi. Ya. Of ya şapşap. Çok üzülüyorum. Beni o kadar çok seviyor ki. Çok endişe ediyorum onun için. Koçum benim. İnşallah Bero'yla çok uzun konuşmayız da bir an önce yanına giderim.